Değerli izleyenler, Sinop Dilhan yöresel ürünlerin satıldığı yerdeyiz. Yanımızda çok değerli Handan ablamız var. Yine Erfeli'nin eski esnaflarından Ruhi Turan abimizin de eşi olur. Kendisi Sinop'ta güzel bir iş yeri açtı. Burada yöresel ürünlerin satışını yapıyor. Çeşit çeşit. Ne istiyorsanız burada var. İsterseniz kendisinde röportajımıza da hemen başlayalım. Handan abla kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ben bu firmanın bir kuruluş hikayesi var. Önce onu anlatmak istiyorum. Eltim'le birlikte bir çorba yapalım. Acaba burada esnafa hani yapar mıyız, satar mıyız gibi bir fikirle yola çıktık. Sonrasında iş bu kadar büyüdü. Onu da yapalım, onu da yapalım oldu. Büyük bir imalathane kurduk. İsmimiz Dileğin Dili Handan'ın Hanıyla birleşti. Dilhan yöresel olarak ismini koyduk. İsim babası da Ruhi Turan'dır. Evet, firmamız. Ruhi Turan abimize de buradan sevgilerimizi, evet, selamlarımızı, evet, gönderiyoruz. Evet Handan ablacığım, neler var burada, neler yaptınız? Şimdi şöyle söyleyeyim, şifa doğada biliyorsunuz. Biz de doğal ürünler yapıyoruz, butik çalışıyoruz. Hani bizden atıyorum bir ton ürün isteseniz elimizde yok. Her şeyimiz doğal. Cam da sirkelerimizi yapıyoruz. Asla ve katta plastiğe değdirmiyoruz ürünlerimizi. Cam şişelerde. Cam şişelerde. Hatta içindeki kapağın bile içi plastik değil. Oraya bile silikon mantar yaptırdık. Daha sağlıklı değmesin olması için, tabii, değil tabii mi? Çok keskin değil sirkelerimiz. Çünkü gerçekten çok doğal. İçilebilir şekilde ve asla mideye dokunmuyor. Yine elimde bir sirke var benim şu an. Evet. Köngel sirkesi. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, bu da her derde deva olduğu söyleniyor. Tabii ki. Köngel, hurma, nar, alıç ve Sinop'ta Ada bölgesinde, bu Karakum bölgesinde yetişen bir yer incirimiz var. Herkes bilir zaten. Ondan da sirke yaptık. Artı o Hint incirinin suyunu yaptık. Bu şekilde konserveledik, onu da satışa sunduk. Artı gün dönümünden önce topladığımız, evet, üzüm yapraklarından, asma yapraklarından salamura yaptık, satışa sunduk. Bunlar ne oluyor efendim? Bu ısırgan yağı, yaban ısırgan topladık. İki taşın arasında ezip zeytinyağıyla, astik asit oranı çok düşük olan zeytinyağıyla birleştirdik. Yine köylerden çok az, hani diyorum ya bizde çok bir şey yok. Dağ çileği topladık. Ondan reçel yaptık. Bir de Covid'in düşmanı dedikleri kekik yağı, evet, ürettik. Onu da satışa sunduk. Ben bu kekik yağını kullandım sevgili izleyenler. Bu koronaya yakalandıktan sonra koku ve tat duyumuzu kaybediyoruz. Kekik yağıyla bu tekrardan düzeldi. Evet. Bunu da o zaman önerelim, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Artı eriştemiz var. Köy yumurtasıyla yapılan. Bir de şöyle bir hani eriştenin sebzelisi var. Ama ben onu çok tasvip etmiyorum. Hani haşlayıp suyunu döktüğümüz için tasvip etmiyorum erişteyi. Biz onu çorba haline getirdik. Az önce ikram etti bize Handan ablamız bu çorbadan. Muhteşem olmuş çorbası. Gerçekten çok güzel. Şimdi çocuklara sebze yedirmek için bana göre mükemmel bir ürün. Pazısı var içinde, ıspanağı var, zerdeçalı var, havucu var, domatesi var, her şeyi var. Yine üçgen hamurumuz var. Evet, burada, üçgen hamurumuz, çene çarpanı dediğimiz. Hani çene çarpanı niye diyorlar? Çeneye çarpıyor, böyle büyük büyük, pişince de büyüyor. Evet. O öyle bir isimle de anılır Sinop yöresinde. Yine Sinop'umuzun vazgeçilmez lezzeti tarhana. Evet, tarhana çorbamız da köy yoğurduyla ve yoğurt kaymaklarıyla ürettik. Çok yok. Çok doğal olduğu için stoklamıyoruz çok fazla. Çünkü rengi beyazlıyor çok fazla durunca bunun. Bu da para çorbası. Evet, bu da bu sebzeli olan çorbanın sadesi. Sade olanı. Hı-hı. Anladım. Evet. Ve olmazsa olmazımız tabii ki mantı. Evet, Sinop mantısı. Sinop mantısı. Şimdi mantımızın da şöyle bir özelliği var. Biz bu mantıyı fırında kurutmuyoruz. Eti pişirmiyoruz. Kurutma makinemiz var. Kurutma makinesinde kurutuyoruz. Dolayısıyla fırında pişen mantı kadar lezzeti değişmiyor. Değişmiyor değil mi?
Evet. Peki gelelim şimdi diyelim vatandaş bunu istiyor. Evet. İstanbul'dan olsun, işte diğer illerimizden olsun. Peki nasıl gönderiyoruz biz bunları? Kargo ile kargoluyoruz. Özel kargo paketlerimiz var. Güzel bir kargo yapıyoruz ve yolluyoruz. Peki artık nasıl ulaşabilirler size? Bize sinopyöresel.com sitemiz, Instagram adresimiz Dilhan Sinop Yöresel. Burada telefon numaralarımız mevcut, adresimiz mevcut. Buralardan ulaşabilirler. Evet değerli izleyenler, Handan ablamızın dediği gibi www.sinopyöresel.com internet adresine girerek sipariş verebilirsiniz. Bozulmadan en kısa süre içerisinde dilediğiniz bu Amerika'ya yöresel... Amerika'ya kadar ürün yolladık. Evet. Amerika dediniz de inşallah bakalım vize alabilirsek biz de yıl sonunda Amerika'ya gireceğiz. İnşallah, inşallah. Gezi için. Sevgili izleyenler, Handan ablamıza ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Sinop'a geliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz 1 Temmuz'dan itibaren yasaklar, sokağa çıkma yasakları benim da kalkıyor. Benim mesleğim olduğu için evet. Erkan sen beni biliyorsun. Evet. Ben halk eğitimde aşçılık ve pasta kursları veriyorum yıllardır. Evet. Artı beslenme eğitimi aldım. Onun için hani bildiğim kadarıyla en doğal şekilde müşterilerimize, ürünlerimize ulaştık. Evet değerli izleyenler, güvenebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Gerçekten birbirinden lezzetli bu ürünleri almak istiyorsanız Handan ablamız az önce internet adresini sizlere verdi. Zaten yeri de hemen Sinop Halk Eğitim Merkezi'nin karşısında. Mutlaka gelin alın. Rui Turan abimiz bugün burada yok. Rui abimiz de olsaydı evet, kendisiyle de bir röportaj yapacaktık. Yoğun işlerinden dolayı kendisine bugün ulaşamadık. Rui Turan'a da buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Evet. İyi günlerde görüşelim.